Zeytinyağı efendim. Zeytinyağı mutfakların olmazsa olmazı malumunuz. İstanbul'daki organizasyonda hem iyi bir zeytinyağı nasıl anlaşılır sorusu yanıt buldu. Hem de zeytinyağlı farklı lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Onlardan biri de zeytinyağlı baklavaydı. Çok kıymetliydi benim için. Ülkemiz tam bir zeytinyağı cenneti. Bu baklava zeytinyağıyla yapılmış bir baklavadır. Bir yanda baklava, diğer yanda ananaslı tatlı. Ortak özellikleri ise zeytinyağlı olmaları. Baklavanın tadına baktınız. Çok beğendim. Zeytinyağı mucizesiyle buluşan farklı lezzetler İstanbul'daki organizasyonda bir araya geldi. Cilde çok iyi geliyor, bunların hepsi kesinlikle çok doğru. Ama sağlıkla ilgili de ne varsa aklınıza gelen bir yaraya dahi döktüğünüzde o kadar iyi geliyor gerçekten. Zeytinyağını ben çok severim ama gerçekten iyi bir zeytinyağı bulmak çok güç. Zeytinyağına dair her şey bu buluşmada. Peki iyi bir zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tadından mı yoksa kokusundan mı? İşin uzmanından cevabını alacağız. Gerçekten iyi bir zeytinyağı esasen sadece laboratuvar koşullarında belli olur. Ama gözünüzle baktığınızda hani berrak bir görüntü. Tadına baktığınızda ise dediğim gibi meyvemsiliği yüksek bir yağ. Tercih edilen bir yağdır. Ben her şeyi, yani yumurtayı bile zeytinyağında pişiriyorum. Benim senede 50 kilo falan zeytinyağı gidiyor. Zeytinyağının daha önce yemeklerde, salatalarda kullanıldığını biliyorduk ama ilk kez bir baklavada kullanıldığını gördük. Şaşırdık ve tadına bakmasak olmaz. Şimdi hemen tadına bakalım. İlk kez bir zeytinyağlı baklava yiyeceğim. Gerçekten çok hafif ve muazzam bir tadı var. Gerçekten ilk defa yiyorum. Muazzam bir tadı var. Şimdi çok güzel bir meyve tatlısı, ananas tatlısı yapıyoruz. Zeytinyağı ile birleşmiş bir şekilde. Ananaslarımızı kavun şeklinde kesip şu şekilde tabağımıza koyuyoruz. Ve üzerine zeytinyağımızı hafifçe gezdiriyoruz. Yaklaşık bir 5-6 saniye kadar bekledikten sonra pudra şekeri ilave ediyoruz.